Merhaba arkadaşlar, 2017 L2 Store. Şimdi iç dizaynı hakkında ve arazi modları hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle aracın şöyle dışarıdan bir görüşünü çekeyim. Kayıt altına alayım, sizlerle paylaşayım. Şimdi iç kısmına geçiyoruz. Aracım 101 bin küsürde, 97 bin küsürde almıştım. 7-8 aydır araç bende arkadaşlar. Severek kullanıyorum. Güzel bir araba, sağlam bir araba, kemikli bir araba. Şimdi aracımız 2 çeker, hızlı 4 çeker ve ağır 4 çeker olmak üzere 3 modu var. Ayrıyeten RD Lock tuşumuz var. Bildiğiniz gibi pick-up'ların olmazsa olmazı artık diferansiyel kilidi. Aracımı çalıştırıyorum. Aracım çalıştı. Bu yanıp sönen start stop. Bu araçlarda start stop şöyle var. Kırmızı ışıkta beklediğiniz zaman araç stop ediyor. Ondan sonra kendiniz debriyaja bastığınız zaman veya yalnız frendeyken otomatikman kontağı çevirmeden çalışıyor arkadaşlar. Bunu da nasıl iptal edebilirsiniz? Şurada on off tuşu var. Buna bastığınız zaman gördüğünüz gibi off oldu. Hiçbir şekilde stop etmez. Arazide biz bu şekilde kullanıyoruz. Tırmanışlarda arabanın durduğumuz zaman stop etmemesi için. Bir de malumunuz hararet yükseliyor. Hararetli yükselen araba stop edilmez. Yani yükseliyor derken ısınıyor motor rutin normal olarak. Şimdi 4 çeker moduna geliyorum. Aracım şu anda şu tırnağı görüyorsunuz. 2 çeker modunda, 2 çekerden 4 çekeri herhangi bir bastırma yöntemi olmadan geçiriyorum. Şu anda 4 çekere geçti. Gördüğünüz üzere de 4x4'ün aktif olduğunu gösteren ışık yanıp sönmeye başladı. Şimdi ufak bir hareket edelim. Işık sabitlendi. Gördüğünüz gibi. Şu an 4x4, hızlı 4x4 aktif hale geldi. Aracımı seyir halindeyken aynı Suzuki'de olduğu gibi tamam. Seyir halindeyken de aracınızı 4 çekere, hızlı 4 çekere geçirebilirsiniz. Şimdi ağır 4 çekere geçirmek için şimdi aracı hızlı 4 çekerde kullandınız veya kullanmadınız, 2 çekerdesiniz. Ağır 4 çekere geçmek için kesinlikle vitesi bir kere boşaltıyoruz arkadaşlar. Buradaki 4 çekere butonuna bastırıyoruz ve bir tık sağa geçiriyoruz. Sağa geçirdikten sonra gördüğünüz gibi 4L modu aktif hale geldi. Şu an yanıp sönüyor. Hareket etmediğim için hareket edemem. Çadırın da ayağı açık. Dikiz aynasından gösterdim. Ama biraz ilerledikten sonra 4L yanan lambanın da sabitlendiğini göreceksiniz. RD Lock'u da istediğiniz gibi buradan on tuşuna basarak gördüğünüz gibi RD Lock da yanmaya başladı. ESP, ABS devre dışı kaldı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bunlar normal. Şimdi bu moddan geri çıkarmak için önerim şu şekilde kullanmanız. RD Lock istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz. 4 çekerde şuradan kapatıyorum. RD Lock ışığı, ABS ışıkları söndü gördüğünüz gibi. Ondan sonra buradan yine durun arkadaşlar. Boşalın ve ağır 4 çekerden bastırarak 4H moduna alın. Gördüğünüz gibi
araç kendini 4 low'dan hızlı 4 çekere geçirdi. Yine durduğunuz yerde, ya bunu 4 haştan 2 çekere seyir haline de alabilirsiniz. Fakat durmanızda fayda var ama durmayabilirsiniz. Şimdi 2 haştan hiç bastırmadan 4 haştan 2 haşa alıyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi 4 çeker de devreden çıktı. Yani bizim arabalar gibi eski böyle Suzuki'ler gibi ileri geri yapmanıza vesaireye gerek yok. L200'ün Suzuki'ler beni anıyor. L200'ün de 4 çeker modunu bu şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Aracımızın orijinal teybi var. Buraya ben Android bir ekran taktıracağım. Geri görüş kamerası olan. Ondan sonra klimamız var. Olmazsa olmazımız. En çok sevdiğim de şuradaki gözlük kaplama alanı. Aracımızın göğsü tertemiz. Gördüğünüz gibi. 4 çeker modunu da Storm'un bu şekilde aktarmaya çalıştım. Çünkü ben alacağım zaman çok baktım. Bu şekilde açıklayıcı bir video bulamadım. Detay da çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu araçları alanlar direkt direksiyona geçiyorlar. İnce bir çayır buluyorlar. İşte hızlı da çeker şöyle, 4 çeker şöyle. Arazide yaşadıkları atraksiyonu gösteriyorlar. Teknik detay da çok önemli arkadaşlar. Aklınızda bir sorunu, görüş, öneri, fikirleriniz varsa bu videonun altına paylaşabilirsiniz. Şimdi bu videodan sonra da çadırın tanıtımını tekrar bu arabadaki durumunu sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere, saygılar, sevgiler.